Yavaş. Asıl sana yavaş. Tamam, pardon. Kusura bakma. Güzel. Ama görüyorum hep okulda. Herkes için ilklerin günü demek. Neyse ben bir Ece'ye bakayım, izin verirsen. Vermem. Fark etmediyseniz uyandırayım. Söylemekten hiç utanmıyorum. Bu benim ilk büyük düşüşüm. Böyle duracak mısın? Yani normalde inatçı biri değilimdir ama... duracağım galiba. Tabii eğer senin çekinmeye niyetin yoksa. Ben de çekinmem. Amacını sorabilir miyim peki? Amacım akşam geliyorum dediğini duymak. Bu kadar. Ve seni otobüse bindirecek kadar önemli yani. Önemli. Çünkü ben boşluk almayı sevmem. Hmm. Her şeyin bir karşılığı olacak ki hesap kapanacak. Doğru mu anladım? Yanlış. Ben bir hata yaptım ve o hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ben hata yapmayı sevmem. Evren anlattı, benim için kavga etmişsin. Yani... Senin için değil, Evren için. Dolayısıyla benim için. Hem de karşılık beklemeden. Bunlar bizim pek alışık olduğumuz şeyler değil. Kendini bu kadar beğenmiş olmana rağmen etrafındakilerden bu kadar düşük beklentide olman sence de biraz çelişkili değil mi? Anlamadım. Yani... Tamam. Gerisini akşam anlatırsın. Gidiyor muyuz? İçindeyken insan daha cesur olur. Hayal kurarken de, isterken de, severken de. Ama sonra gerçekler gösteriyor kendini. Ne kadar hayal, o kadar hayal kırıklığı. Ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Kerem, biliyor musun? Ece, hadi. Hadi gel. Ben ne güzelmiş. Baban. Hmm. Gel tatlım, gel şöyle. Sinder, gel canım. Gel. Ne içersiniz? Ne söyleyeyim size? Ya da bir dakika ya, bu ne de olsa benim doğum günüm değil mi? Siz benim misafirimsiniz, ben getireyim. Derin,
Sen ısır canım, getiririm ben. Ya yok, ben hallederim ya, ben getiririm. Daha gece başlamadan kapanacaktınız. Ne isteyeceksin sen? Ya daha o kadar olmadı canım. Kontrol bende. O zaman bende. Derin. Tamam, okey. Bakar mısın? Ne veriyorum? 33'lük düz, sade. Okey. Ben ne veriyorum? Ücretsiz. Pardon canım. Benden mi kaçıyorsun sen? Cem, bana her zamankinden ama ekstra lime istiyorum. Okay. Bir de çocuklardan biri bizim masaya bir baksın, olur mu? Hemen yönlendirin. Harikasın. Madem beni hatırlıyordun, niye bir şey demedin? Sen de beni hatırlıyordun. Sen niye bir şey demedin? Geldi. Berabere. Çocuk kız için kavgaya girdi. Arkasında durduk şimdi aynı kız için. Bu kadar çabuk İstanbullu olmak da ne bileyim. Gelsene ben. Hadi. Hadi. Evet, nedir? Gözün nasıl geçti? Kapatıcı sürdüm. Evet. Niye böyle davranıyorsun? Nasıl? Hem benim için kavga ediyorsun, hem de soğuk davranıyorsun. Neden? Ya sen tam olarak ne istiyorsun benden? Yani biz neden buradayız mesela? Neden baş başayız üstelik Evren içerideyken? Evren'le ne ilgisi var? Hani çocuk senin için kendini parçalıyor ya. Hani her zaman yanında ya. Evet, çünkü arkadaşım. Tek arkadaşım benim. Kız, sen ondan mı? Yani sen Kerem... Bir tam olarak bizi... tam olarak ondan da değil. Bak, hastanede tavır yaptın. Sonra otobüste yolumu kestin. Gelmem için neredeyse yalvardın. Geldim, umurumda olmadı. Şimdi gitmek istiyorum, izin vermiyorsun. Sen tam olarak ne istiyorsun? Ben sana söyleyeyim ne istediğimi. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Alışmışsın çünkü herkesin peşinde koşmasına. Sürüden biri ayrılınca panik diyorsun. Bitti mi? Bitti. Haklısın. Nasıl? Doğru. Ben reddedilmeye pek alışkın değilim. Ama sana bir teklifte bulunduğumu da hatırlayamadım. Evet, bugün sizi doğum günüme davet ettim. Çünkü sen kardeşinle bugün bana gerçekten bir iyilik yaptın. Hem de karşılık beklemedin. Ama belli ki yanılmışım. Çünkü sen... Bugün buraya gelirken belli ki benden bir şeyler beklemişsin. Ben değil. Ama belki sen benimle ilgili bir şeyler istiyor olabilir misin? Yani ben senin peşine düştüm. Öyle mi? Bilmem. Sen söyle. Ben... Senin bildiğin erkeklerden değilim derim. Şımarık bir kızın peşinden koşmam için bu kadar güzel olması bile yetmez. Aynı zamanda beni istemesi lazım. Beni istemesi için de beni tanıyor olması lazım. Yani daha çok erken. Doğum günü kutlu olsun.
Özür dilemedin değil mi? Boş yere karakolluk olduk demeyelim sonra. Çok bekler. Çoktan. Kızım daha iyi bir fikrim varsa söyle onu yapalım. Daha iyi bir fikrim ne olması Kerem Bey? Senin fikrin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Sorsana birine güvenlik odası nerede diye. Niye bütün işleri ben yapıyorum ya? Niye bütün angaryalar bende? Git kendin sor. Ya bu oda niye var o zaman? Kameraları niye koyuyorsunuz? Ben anlamıyorum nasıl iş bu? Bu derin değil mi? Ne yapıyorsunuz siz burada? Yağ azaldı değil mi? Siz ona verdiniz bu görüntüleri. O yüzden şimdi bize yetiyorsunuz. Ben söyleyeyim. Kısaca akşamları iyi sabahları hep bir kriz. Arkadaşlar lütfen sizi dışarı alalım. Bana ne yapacağımı söyleme. Hadi Derin. Önce sen işini yap. Hadi Derin. Tamam. Hadi. Aynı şey için buradayız sanırım. Hiç boşuna uğraşmayın. Of. Yazın görüntülerini sildiler tabii. Evet, yani biz de onun için geldik ama yok. Nasıl yani siz?
Gerçekten bizim için mi geldiniz? Evet. Yok artık. Ya sen dün dedin ya işte karakol falan diye, yani ben onun için, o kadar uğraştınız benim için, o yüzden. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben senden beklemezdim. Sabahın köründe kalkıp böyle kamera kaydı peşinde koşman falan. Niye? Sen derini kendinden başka kimse için parmağına bile kıpırdatmayacak biri gibi mi gördün yoksa? Allah Allah, insanlar senin hakkında nasıl böyle yanlış şeyler düşünüyor? Ben hiç anlamış değilim Derin'cim, biliyor musun? Tamam, ne kadar uzattınız ya. Kız düşünmüş işte, teşekkür ederiz Derin'cim, sağ ol. Ama şu an asıl sorun şu ki, ne yapacağız? Tamam. Arabanın nerede nasıl çizildiğini bilmiyoruz. Bunun kamera kaydı yoksa onun hiç yoktur o zaman. Buradan bir şey çıkmadığına göre manuel ilerleyeceğiz. Kavgayı gören biri mutlaka vardır. Gören biri varsa da video çeken biri vardır. O zaman bununla başlıyoruz. Haydi süper bakalım. Süper. Hadi kime soracağız? Değil misiniz siz? Ne yapacağız şimdi? Şimdi gidip sınıfları tek tek gezip ya pardon sizde kavga videosu var mı diye mi soracağız? Ne yapacağız? Soracağız. Gerekirse soracağız. Allah Allah, başka bir çaremiz mi var şu an? Sakin. Ufaklık sakin ol, tamam. Bir şey demedik. Bana bak. Sen acaba ters misin bugün biraz? Okuldan atılmak üzereyim. Üstüne bir de mahkemeye verildim. Sence sevimli olmam için herhangi bir sebep var mı? Tamam. Tartışmanız bittiyse okula geçelim mi? İşimiz uzun. Nasıl yani? Sen de mi yardım edeceksin bize? Güzel. Çok güzel. Hadi. Özel bir şey mi? Maalesef. Niye maalesef? Boş ver bunu ya. Sen bir şey bulabildin mi? Beni kimse takmadı. Evren bilgi işleme gitti. Hala haber bekliyorum. Yani ben tanıdığım, bildiğim merkezde konuştum. Görmüşler ama belli ki Yağız'dan korkuyorlar, konuşmuyorlar. Bir şey sordum. Niye maalesef dedin? Senin babanla aran nasıl? Yani bilmem, normal. Garip bir mesele bu baba meselesi. Kötü baba direkt travma. Kaçışın yok. Ömrün boyunca uğraşıyorsun. Ölse bir dert, ölmese bir dert. Ama iyi baba, o daha büyük dert. Seninki hangisi? Maalesef ikincisi. Sen yine de o kadar emin olma. Neyden? Hangisinin daha büyük dert olduğundan. Konuşmuyor. Korkuyor tabii haliyle Yağız'dan. Dedim bak. Bir dakika. Evren. Kızım bir yolu yok mu? İkna etsek bir şekilde. Ne diyeceğiz Kerem? Biz bursumuzu kaybettik ama seni kesin koruruz mu diyeceğiz çocuğa? Ne diyeceğiz? Böyle böyle oluyor işte bu tarz şeyler. Nasıl? Yani korku. İnsanları susturunca haksızlıklar çoğalıyor. Yani haksızlığa uğramamak için susuyorlar. Aslında o kadar güçlü değiller ama öyle gibi görünüyorlar herkes susunca. Yani seni anlamakta zorluk çekiyorum ama söylediklerinde çok haklısın. Hadi, hadi gidiyoruz. Evren bilgisayar odasına girmiş. Sadece 10 dakikamız var. Hadi hızlı. Hallettin mi? Sonrası sende. İster telefon al. Videoyu kimse görmeden kendine gönder. Sonrası bir tek sende olsun. Yağız'ı istediğin gibi sustur. İstersen de Kerem'e yardım etmeyi seç.
kızın bundan sonra yapacaklarına da hazır ol. Evdekileri sen gönderirsin. Sen nereye? Yalnız kalabileceğim bir yere. Yeterince insanla uğraştım bugün, bunu aldım. Benden de mi? Böyle bir günün gelebileceğini hiç sanmıyorum derim. Ama keşke. Yani Evren çok uğraştı. Hatta hiç yapmayacağı bir şey yaptı ama. İnanır mısın, ben de buraya geldiğimden beri hiç yapmayacağım şeyleri ard arda yapıyorum. Bilmem. İnanmalı mıyım? Yani yalan söylüyor olsam şu ana kadar 50 tane sabıkam olurdu, değil mi? Belki vardır. Yok. Sen ne diyorsan o yani, doğru. Öyle mi? Neden olmasın? Niye yapıyorsun bunu? Bak yine yaptın. Ne? Uzaylı görmüş gibi bakıyorsun bana. Yani bunun burada ne işi var der gibi. Sen de öyle yapıyorsun. Çok dikkatli bakıyorsun bana. Bunda garip bir şey yok çünkü sen bakılmayacak gibi değilsin. Ama senin bana bakmanda ayrı bir neden var bence. Ve başıma bir şey gelmeyecekse evet kabul ediyorum. İnsanda bir şeyler bekleme isteği uyandırıyorsun. Ne gibi? Ya korkunç felaketler ya da akıl almaz güzellikler. İkisi de olur mu? Senden gelecekse. Evet. İkisi de olur. Kalmaz güzellikler diyeceğiz o zaman. E hadi kalk, geç kaldım hadi. Motosiklet kullanabiliyor musun? Bak orada. Sana daha hızlı geri dönmek içinse kullanabilirim. 5 diyelim mi? Sahilde. Ya tamam, 4,5 olsun. Tamam. 5 olsun anca yetişir. Tamam. Anahtar nerede? Girişte. Dikkatli ol. Beklettin mi? Hallettin mi?
sana garip gelebilir ama seni bekletip bekletmemem benim için daha değerli şu an. Çok değil. 5 dakika. İyi, güzel. Ben de hallettim. Güzel. Çok güzel. Bir dakika, sen bana bakamıyor musun? Saçmalıyorsun ya. Alışkın değilim de ondan fark ettim. Neyi? Ya tamam, geri geldi. Ne? Gözüne perde iniyor bana bakarken. Her şeye bakarken. O bir an kalkar gibi oldu da ondan panikledim. Niye? Bilmem. Beni gerçekten görürsün diye herhalde. Ne olur seni gerçekten görürsün. Tam net olarak görürsen yine burada böyle oturmak ister misin? Ondan emin değilim. Aynı şey senin için de geçerli. Nasıl yani? Sen de beni yani tam net görürsen yine böyle burada oturur musun? Ben de onu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç, boğazı seyrediyorum. Sen de bak. Şu an her şey iyi. Yeterince iyi. Galiba. Bu yetmez diyorsun yani. Demek ki sadece beklentisi olan ben değilmişim. Öyle mi? İki seçenekten biri. Akıl almaz güzellikler ya da korkunç felaketler. Birinden biri olur kesin diyordum.
ikisinin birden olacağını hiç ama hiç beklemiyordum. Yine de şimdi sorsanız değer miydi diye, bu an için değerdi. Bazıları böyle şeylere inanmaz. Duygulara yani. O yüzden size bilimle geliyorum. Aşık olduğunuzda vücudunuz bazı hormonlar salgılar. Yani durup dururken olmayacak şeyler birden oluverir. Bunun nedeni adrenalindir. Göz bebekleriniz büyür. Kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlar. Daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız. Kaza geçirmiş. Vücudunuzun acı eşiği yükselir. Yani canınız yansa da bunu algılayamaz hale gelirsiniz. Ama ilginç bir şekilde aynı zamanda bütün duyularınız aşırı derecede keskinleşir. Her şeyi görür, her şeyi duyar. En ufak ayrıntıyı bile fark eder gibi olursunuz. Yani bazılarının inanmadığı bu duygu, vücudunuzun kimyasını değiştirecek kadar gerçektir. Tek sorun, korktuğunuzda da, aşık olduğunuzda da aynı şeyi hissetmenizdir. Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oldu? Ya ne oldu? Gitmem lazım dedim ya. Ya neden, neden? Öyle. Bu cevabı verebiliyor muyuz 9 yaşından sonra? Ne? Yani diyorum ki daha açıklayıcı bir neden var mı? Onun yerine sen bir çekilsen Kerem. Kusura bakma, benim bunu öğrenmem lazım. O kadar kötü müydü? Çünkü daha önce hiçbir öptüğüm kız kaçmamıştı. Çünkü sen öpmedin, ben seni öptüm. E tamam, daha da saçma değil mi senin gitme? Yani... Öyle değil, ben... Kusura bakma, şunu kapatayım, geliyorum. Bir saniye. Derin. Ya Derin! Taksi! Çay bahçesi burası. Akşam açık değiliz ki. Kapatacağız desek ne olur be? Lan o kimin oğlu sen biliyor musun? Kapatacakmışız. Konuşma fazla. Al götür yürü. Bekleyin, ben geleceğim. Böyle bırakıyorum. Şişt. Yakanı bırakmayacağım diyorsun yani. Ben olduğumu nereden anladın? Parfümün. Çok ağır. Ay bir şey de beğensen ölürsün ya. Burada olduğumu nasıl bildin? Yani insanlar bastı dedin. Demek ki ya buradasın... ...ya da Mila Hanım'ın yanında. Sen neden buradasın peki? Videoyu Kerem'e vermeyi seçtin yani, öyle mi? Yani köşeye sıkışmıştı.
Ben yardım etmek istedim. Zaten bedelini ödüyorum. Bak. Neden? Nasıl neden? Geç bunları Derin. Yağız'ı geç. Yağız'ın dert olacağı zaten başından beri belliydi. Sen elindeki tek kozu neden Kerem'e verdin onu söyle bana. Bilmiyorum. Yani o an yardım etmek istedim. Bir de dava, burs falan. Üzgün görünüyordun. Aşk mı? Oldum. Ben kapıda buldum da üşümüş herhalde ya da acıkmış. Baksana suratı çok güzel. Ufaklık. Senin ne işin var burada? Ece. Ece ben. Suratına ne oldu senin? Bu gece ziyaretçimiz çok. Ve her gelinin bir meselesi oluyor işte. Ne yapacaksın? Sarhoş musun sen? Bayağı sarhoşum. Var mı yarana falan bakacak edecek birisi? Kesin pişman olacağım. Kesin pişman olacağım ama gel bakalım seni kurtaralım. Seni şimdi buraya bırakıyorum. Ama saklan tamam mı? Bununla uğraşılmaz. Kaç aşağı, kaç aşağı. Evren bir ecza dolabın falan var mı? Banyoda falan hani olabilir. Ne yapacaksın? Eczan dolabını. Ne yapayım? Hobi olarak soruyorum. Ne yapacağım? Kaşın kanıyor. Sana ne bundan? Sana ne? Yok ben kesin çok pişman olacağım ama... Neyse. Etrafında bin kişi var. Ölseler bir kişinin bile umurunda değil. Temizleyeceğim dedim ya. Bir de kendine gelirsen acil konuşmamız gereken şeyler var. Dur bakayım. Derin videoyu Kerem'e vermiş. Sonuçlarına da katlanacaksınız. Yağız yaptı değil mi sana bunu? Bunun hiçbir önemi yok. Bundan sonrası benden çıktı. Ufaklık. Yavaş. Acıdı mı? Acıcak birazcık. Dayan. Geçer. Çok kötü kokuyor. Çocukken de nefret ederdim bunun kokusundan.
Annem böyle ne zaman düşsem dayardı dizime, bacağıma, koluma. Hem de böyle kokardı. İlaç işte. Ya siz niye sürekli benim kucağıma bayılıyorsunuz? Biri kriz geçirir devrilir, biri içer içer devrilir. Sen de herkese hasta bakıcılık etme. Yardım etmeyeceğim diyorum. Hala inatla yer temizliyorsun, yanımda duruyorsun. Durma. Git. İstediğini alamayacaksın. Sana kimse karşılıksız bir şey yapmadı, değil mi? Evren, ben bugün buraya babam için geldim. Bir kaza geçirdi. Yani belki Yağız'la bir ilgisi vardır diye. Belki sen bize yardım edebilirsin diye. Ama önemli değil. Yani yardım etmek zorunda değilsin. Hiçbir şey zorla değil. Sen bana yardım etmesen de ben yine de senin yaranı temizlerdim. Çünkü ben böyleyim. İyiyim ben. Git artık. İyi olmana sevindim. Ara. Bu kadar yalnız kalmana gerek yok. Kimsenin bu kadar yalnız kalmasına gerek yok. Yaptıklarımın bir anlamı vardı dersin. Gerçi ben sana niye anlatıyorsam bunu, senin için neyin anlamı var ki? Ne demek ya bu şimdi? Anladın. Ne demek olduğunu. Bir dakika, sen banktaki durumu söylüyorsan onun bununla bir alakası yok. Çünkü o anlık bir şeydi. Ben de onu diyorum işte. Onun bir anlamı yoktu, bunun da bir anlamı yok. Derin, doğum gününde ne konuştuysak o. Sen ne istediğini bilmiyorsun. O yüzden senin için hiçbir şeyin bir anlamı yok. Her sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum, öyle mi? Ya belki benim doğrum budur. Belki benim insanlara güvenmem zordur ama ben buna rağmen çabalıyorumdur. Belki ben de sevdiklerimi korumaya çalışmışımdır. Nereden biliyorsun? Olamaz mı? Bence açabilirsin artık farları. Kaçmıyoruz, dönüyoruz. Hatta geldik. Döndüğümüze göre kaçtık demektir Evren Bey. Bunu öğrenmelerini istemeyiz. Dön. Nasıl? Dön dedim. Konuşsana. Sevdiklerini korumak öyle mi? Sen sevdiklerini mi koruyorsun, kendini mi koruyorsun dedim. Ben değil mi? Ben. Yok ya. Seninle uğraşılmasın. Asıl senle uğraşılmaz derin. Sen insanın başına dertten başka bir şey açmazsın. Bizim cinsimiz başka.
böyle giderse bu kavganın sonu gelmez. Bu mesele de çok büyük. O zaman sen de uzak dur. Evren. Mükemmel zamanlama. Öyle. Öyle. Efendim? Ya alo Kerem. Simla, ne oldu? Ya bende Evren'in numarası yok da kimi arayacağımı da bilemedim. Eğer sende varsa. Ya ne oldu bir söyle. Ya Derin. Okuldan kızlar bize çıkalım demişti de. Beni de Derin'in arkadaşı sandılar. Doğum günde birlikte oturmuştuk. Ben de çıkalım deyince geldim ama. Derin diyordun. Ya pek iyi değil. Biraz fazla içti galiba. Bizden de herkes gitti. Bir tek ben kaldım. Ben de seni eve bırakayım falan dedim ama dinlemiyor. Ay belki Evren falan gelirse. Neredesiniz? Neyi düşünürsen öyle. Ya sen Kerem. Evet. Nereden geldin ya? Tamam gitmemiz lazım artık hadi. Aa dur bir dakika. İsin dansını da. Evlenecek sen niye zorluyorsun ki ya medeniyetsiz misin? Ya kardeşim her şeye diler kasmayın hadi hadi ya. Derinciğim tamam. İsin lan. Haydi görüşürüz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim uykum var. Böyle hemen uyuma. Ha, evi tarif edeceksin ya bana. Evet. Hangi evi? Anladım ben seni. Tamam. Güzel. Geç olduysa kusura bakma. Otelde iş var mıdır diye sormak için hatırlatmak istedim. Belki bir şey çıkar. Sorumluluğa mı ufaklık? Ben o adam değilim. Sorumluluğa mı? Neresi burası? En gelmememiz gereken yer. Bak dur bir şey söyleyeceğim. Bak insan işte. En gelmem dediği yere geliyor.
yapmam dediği şeyi yapar. Bir felsefenin sırası ya. Değil. Bir dur. Çok karanlık. Ne yapayım? Tamam gel hadi. Yukarı çıkacağız. Dikkat et. Hocam geldik mi? Geldik. Sesler geldi, uyandım. Şey, su almaya çıkmıştın mı? Ha. Su almaya üstünü giyinip gidiyorsun. Ben ders çalışıyordum, daha yatmadım ama. İyi. Yat artık. Sabah olacak neredeyse. İyi geceler. İyi geceler. Kerem. Uyu. Ben çok özür dilerim. Hem başka çarem yoktu. Yoksa yapmazdım. Neyi yapmazdın? Sen haklıydın. Bizim cinsimiz başka. Benim yerimde sen olsan, benim yaptığımı yapmazdın. Başka çaren olsa da olmasa da. Neyi yapmazdın? İçmeyi de öğretmek lazım. İstersen. Bende de var ya, doktor bunu verdi. Çok iyi. Bir iki güne hiçbir şeyin kalmaz. Sen bunu al, ben yenisini alırım. Sen de dursun. Teşekkür ederim. Siz işbirliği yaptınız değil mi ufaklık? Ha? Thank you.
Kerem. Hey. Yaz. Ben nasıl geldim buraya? Anlatacağım. Bak olaysız geldik, olaysız gidelim. Biraz sessiz ol lütfen. Sen nereye? Sessiz ol, geleceğim. Mesaj atmışsın ya bana şu otel işiyle ilgili. Aha. Hani dedin ya güvenilir bir yer olması lazım diye. Sen belki biliyorsundur, yardımcı olursundur diye. Tamam işte bildiğim yer güvenebilirsin. Birazdan konum atacağım sana. Gidersin başlarsın bugün. Hadi görüşürüz. İsmi? Bilmem. Gidince sorarsın. Çok sağ ol. Evren çok teşekkür ederim. Önemli değil. Arada beni işte bulmuş. Beni mi düşünüyor yani şimdi? Hazır mısın? Afiyet olsun. Kimin arabası bu? Dedemin. O yüzden bir an önce yerine geri koymam gerek. Niye? Çaldım gibi oldum biraz oldu. Bütün gece benle uğraştın. Üstümü örttün. Koltukta kıvrılmıştın sabah. Ha bir de üzerine hırsızlık. Adrenalin diyelim. Büyük borçlandım sen. Yok, asla. Yok, düşündüğünden fazla. Çünkü sen en savunmasız halimde beni korudun. Başka ne yapacaktı? Bu gece benimle kışa merhaba der misin? Yok ben öyle şeylere merhaba demiyorum. Şimdi davet edersin ben gelirim yüzüme bakmazsın falan yaşandı bunlar daha önce. 8'de. Benim için çok önemli. Niye? Çünkü artık ne istediğimden çok eminim. Ve sana da akşam söyleyeceğim. Eğer gelirsen tabii. Ama ben yine de bekleyeceğim. Söz. Söz. Evet söz. Sen. Söz. Ben. Şoförlük mü yapacaksın diyordun. Gayet de yaptın. Güzel oldu. Daha fazla utandırmasan mı beni? Niye utanıyorsun? Bir de soruyorsun. Sen dün gece yiyorsan dün gece çok tatlıydın. Yani normal halindense dün geceki halini tercih ederim. Neden? Yani şimdi nasıl gözüküyorsan dün gece de öyleydin. Böyle doğal, filtresiz. Bir şey mi dedim Kerem? Saçmaladın ama bir yerde çok doğru şeyler söyledin. Ne dedim? Sen haklıydın dedim. Hangi konuda? Yani onu tam olarak anlamadım. Ama herhangi bir konuda bana hak vermen güzel, hoşuma gitti. tamam seni de güldürdüysek göre tamam. Ben gideyim artık.
Sen de oyalanma fazla. Tamam baba. Eyvallah. Çantan. Geç bırakayım seni. İstemez. Geç. İyi. Nasıl dersen. Gerizekalı. Zaten bir siz iyisiniz. Senin çevrendekiler iyi, bir ben kötüyüm değil mi? Sizin gözünüzü artık gerçekten açmak lazım ya. Komple açmak lazım sizin gözünüzü artık. Seni. Attılar işte beni, tamam mı? Neden attılar? Ne yaptın ki? Ne mi yaptım? Ben mi yaptım? Ben ne yaptım biliyor musun Emre? Ben sadece işimi yapmaya çalıştım ama o adam... Hangi adam? Artık bana ne olduğunu söyleyecek misin Ece? Ondan başlarmış. Yapmaya çalışırken... Benim... Kim yaptı söyle. Bilmiyorum kim. Görsen tanırsın onu. Görmek falan istemiyorum Evren. Sadece çantamı alıp defolup gitmek istiyorum buradan. Bunu hak olunca bar bar bağırıyorsun. Şimdi mi susacaksın? Söyle kim? Aynı şey değil. Ben daha önce böyle bir şey yaşamadım Evren. Bak kimse duymayacak, tamam mı? Hele babamla Kenan denilirler yoksa. Ben... Duydum ama Ece. Ve sen kim olduğunu söyleyene kadar ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Söylemeyeceğim. Ben... Sen korkuyorsun. Utanıyorsun. Sen adalete düşkünsün, söyle. Kim? Hak eden Nur utansın, söyle. Emirhan Bey, hoş geldiniz. Arif varmış. Bela hangisi? Şu nasıl? Arif Bey. Evren ben. Sizin burada olduğunuzu öğrenince ben bizzat gelip selam vermek istedim size. Sen İbrahim'in oğlu. Ne istiyorsun? Bak. Görüyor musun? Senin yaptığından o utanmış biliyor musun? Yoksa benden beter ederdi seni. Sen bir şey yapmadın. Sen onu tanımıyorsun. Bir şey yapmadım diyorum. Ben de bir şey yapmayacağım. Ben de yaptım, bırak beni. Bırak. Ben şiddet sevmiyorum. Ve beni buna zorlayanlardan nefret ediyorum. Beni bu hale getirmeyin. Ben bir noktadan sonra çok zor duruyorum. Emran. Emran yeter.
olacak bir şey olmadığını biliyorum. Ama diyorlar ya hani, niye korkuyorlar, niye saklıyorlar diye. Anladım işte ben de. Benimki başkalarının yaşadığının yanında belki de ufacık bir şeydi ama... Ama ben bile... Korktum işte. Ne saçma değil mi? Saçma. Çok saçma. Bunlarla dolu her yer. Babaannem de öyle diyor. Her yerdeler. Savaşmak boş. Diye. Doğru. Boş. Peki sen niye böyle bir şey yaptın? Yani bu kadar büyük bir şey benim için. Başlayacağım işine ya. Benim çalışıyor olmam lazım, senin burada olman lazım. Evet, güzel. Konseptli parti. De, nereden bulacağım ben o kızı? Kerem? Çekiyor gibi. Çünkü bugün öyle olması gerekti. Geliyorum ama çok pardon. Eğer işin varsa... Yok, hemen geliyorum. Kimle konuşuyorsun? Ece. Evren iş mi bulmuş, ne yapmış? Ben de evdekilere yalan söyledim ama halletmeye çalışıyorum. Evren iş mi bulmuş Ece? Evet, otel mi dedi, bir şey dedi. Zaten mekanın yerini öğrenmek için aradım da o da açmadı. Merak etme, korkma. Yani Evren eğer bir şey yapıyorsa birisi için o şey muhakkak iyidir. Çünkü ya hiçbir şey yapmaz ya da en iyisi yapar. İyi tanıyorsun. Sen kıskanç mısın ya? Asla. Yok, bayağı bayağı kıskançsın. Kıskanç olsaydın eğer sana türlü türlü sorular sorardım. Ne gibi sorular? Ne gibi sorular? Yağız'la aranızda tam olarak ne var? Yani sevgili miydiniz yoksa sadece bir yemeğe mi çıktınız? Yemeğe çıktıysanız niye böyle bir kriz yaşadınız? Bir de Evren meselesi var. Evren niye her yerde? Niye her yerde seni savunuyor, senin için kavga ediyor?
Ayrıca Yaz'dan niye özür diledin? Yani seni korumak için yaptım dedim ama benim korunmaya ihtiyacım yoktu. De Yağız nerede? Her yerde peşinde olan insan niye bugün burada değil? Ya bir tane özürlerim vazgeçti senden. Bir de neyi düşünürsen ölürsün. İyi ki kıskanç değilsin. Yani yoksa çok zor bir insan olursun. Yani. Bir şeyler içelim o zaman. Olur. Bu mu parti? Ha yok. Daha başlamadı. Açılıştan sonra başlayacak. Ama sabaha kadar müzik devam eder. Buranın olayı ne? Yalnız etraf biraz kalabalık. Yani? Yani yalnız başımıza bankta iki kişi otururken bir anlamı yoktu deyip geçmek var da. Şimdi bu kadar insana hesap vermek zorunda kalırsın. Sevgili zannederler beni. Bunun bir anlamı olmaz. Ama elini tutarsan olur. Peki. Ben bu defa hislerimden çok eminim. Ne değişti?